Selamünaleyküm hocam. Bir kişinin cennet ehli veya cehennem ehli olduğunu anlayabilir miyiz? Şimdi ölçü var. Ölçü nedir? İlk başta ehli sünnet vel cemaat itikadı. İlk evet. Bu. Şimdi adam bu inancı sahip olduktan sonra, şimdi bir defa hiçbir kimse kendisinin cennetliyim demesi kadar tehlikeli bir durum yok yani. Yani kimse, hiçbir beşer şunu diyemez yani. Peygamberler hariç yani bunu. Hiçbir kimse ben cennetliyim deme lüksüne sahip değil. Ancak cennet amelleri yapar. Yani bir işarettir yani bu. Adam ne yapar? 5 vakit namazını kılar. Anasına babasına itaat eder. Allah yolunda güzel çalışmalar yapar. Kolu komşusuna dikkat eder. Kul hakkına özellikle dikkat eder. Ondan sonra Allah'ın farz kılmış olduğu ölçülere dikkat eder. Namaz, oruç, hac, zekat. Ondan sonra bir takım şeylere dikkat eder. Son nefesinde de imanlı bir şekilde giderse o zaman hüsnüzan ederiz ki bu adam cennete gitmiştir. Niye? İmanlı gittiğine hepimiz şahidiz. İyi bir insandı. Şudur budur yani. Evet. Ha, kişi nasıl bilir? Bu ölçülere dikkat ederse kişi, anladın mı? Bu ölçülere dikkat ederse ancak umut edebilir. Ya cennet amelleri işliyoruz ama Rabbim ikram ederse inşallah oraya bizi layık görürse gireriz. Yine şunu diyemez yani. Ben cennetliyim kardeşim diyemez yani. Niye? Diye onu, o garantiyi nereden alıyorsun yani? Belki de en ufacık bir hata yaparsın ki bütün amellerin gider. Nereden yaparsın bunu? Mesela Medine-i Münevvere'de bir insan sesli bir şekilde bağırsa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin oradan bahsediyorum. Yoksa otelden değiller. Evet. Bütün insanın bütün amelleri ne olur? Zayi olur diyor. Bütün amelleriniz gider yani. Bak Medine Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin yanında öyle şey gibi bağırsa adam, hani tabiri caizse halk arasında tarlada bağırır gibi bağırsa veya sokak ağzıyla böyle çok böyle şey yapsa insanın bütün amellerinin gitmesine sebep olur yani. Allah muhafaza. Yani hiçbir kimse ne yapamaz? Cennetlik cehennemlik olduğunu bilemez. Ancak Allah'ın farz kılmış olduğu şeyleri insan yaparsa ancak ümit eder ki ne olur inşallah nasip olursa cennete gireriz, evet. Der. Ama imanı kurtarmak şartıyla yani. Evet.